Alışveriş merkezleri her zaman sizi düşünüyor. En uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Önder Alışveriş Merkezleri çeşitliliğiyle size yaşam katıyor. Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da. İletişim telefon 444 33 22. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Ateşini dudakların, gamzeli yanakların. Ateşini dudakların, gamzeli yanakların. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Merhaba. Alkışlayın. Evde de olsanız alkışlayın beni. Şimdi bizde Serkan diye bir genç arkadaşımız rejide göreve başladı. Dedik şarkı seçecek programın başında sonunda. Abi bilmem ben o şarkıları seçmeyi dedi. Konuğum da Mehmet Has Türer. Yok pardon, Mehmet Has Güler. O da dedi ya sana bir dedi sen söyle dedi. Dedim kırar mı ben seni Mehmet'im? Mehmet Has Güler Demokrat Parti'den aday oldu. İki tane broşür bastılar. İkisinde de Mehmet Has Türer yazdılar. Tamam mı? Hasan Hastürer de yazdılar. Hasan Hastürer'in birine de Hasan Hastürer yazmışlar. Şimdi gel dedim ya ben sana bu şarkıyı söylerim. Hem gideceği yere de gider dedim ben şarkı. Tamam mı? Söyledik. Ve şu var ama. Dedim ki benim bugünümü bir muhasebesini yapsam. Siyasal gündem yoğunluğu da ağırlıklı olarak konu yoğunluğu. Kaldırabilene aşk olsun. Bakın, kaldırabilene aşk olsun. Yani bir tarafta kafam yük altında, bir tarafta yüreğim de yük altında. Ama buraya geldik oturduk. Davetsiz misafir. Siz de oturdunuz, hadi başlayın sana sürer. Hadi şarkı. Ne yapalım yani şimdi... Bulamadıysa çocuklar şarkıyı şey mi yani biz söyleyemez miyiz? Siz görmediniz ama Mehmet Asküler de böyle deplecik çaldıydı masanın kenarında. O da çaldı. Peki ölelim.
yiyelim canımızı. Yemem. Yemem. Maraz ettiğim konular olur mu? Olur. Yani bazen bir konuşma yapan batırır seni, çıkarır, eder. Ama yolun sonunda ben ki gelecek saat 5:30 işte ta başlayalım işte bu saatlerde bilinçli bir başlangıç saatimiz var. Uzun zamandır eşeği de koymadıydık. Kuracağı kodum. Bilerek ve isteyerek kodum. Sorarlar bana nedir bu işi, eşeğin manası nedir mesela? Gayet net bir şey söylerim. Benim yetkim olsa yani Kıbrıs'ın bütününün veya bize de kaldıysa bize daha çok eşek var Karpaz'da. Kıbrıs'ta sembol yaparım. Yani ne olur bizim eşek sembolümüz olsa yani ille de aslan, kaplan, eşek. Ve ben derim ki ya biz eşekleri severik ama eşek de değilik yani. Dolayısıyla bu eşeciğin mesajı aynısının, dıpkısının eş yumurta ikizi budur. Çünkü böyle gözünün içine baka baka birileri, çünkü biri yalan söyle gözü söyler saymış, gözüne baka baka bakmazmış. Profesyonel yalancılar gözün içine de bakar herhalde. Çünkü ben hiç, yani her koşul altında ben yalan söylemem. Yani hayatta kaç defa söyledin, canım ben sağ aşığım derseniz bir defa. Söyledim herhalde. İki defa söylemedim. Bazıları var ya derler ki kaç defa aşık oldun? Başlar birden 3-4 defa oldum galiba. Hiç olur mu be? Bu başka türlü bir meseledir. Yani şimdi nereden nereye gelecek değil. Konumuz, mevzumuz ciddi mesele. Çok değerli konuğum Mehmet Asküler'le YÖDAK'ta 10 senesini tamamlıyor. 10 sene. 8 sene aslında. 8 sene pardon. Özür dilerim. Matematiğim fena değildi ama şimdi biraz karıştırdım. Oldu özür dilerim. 8 sene. 8 senedir burada ve neticede bir akademik geçmişi var. Uluslararası. Galiba yıllar evvel ODTÜ'de buluştuyduk. Tabii, davet ettik. ODTÜ'de, Avrupa Birliği Politikaları Merkezi. ODTÜ'de, var o gün de beraberdi. Tabii 1,5 yıl oldu. Şimdi ben bazen bu ODTÜ'lülere incidirim. İşte biz ODTÜ'lüyük derler. Evet. Mükemmel bir konuşma yapmıştım. Ben de derim ve ben sizin hocalarınıza ders verdim be. Doğru. Neyse. Hocam hoş geldin ya. Fazla hoş uzatmaya bulduk. Gerek yok. Hoş bulduk. Bizi evinde konuk eden etmeyen. Hasbelkader. Arabada giderken bizi dinleyen. Evinde konuk edenler. Hoş bulduk. Sevap bulduk. Dinleyin. Güzel bir sohbet yapacak. Mehmet Asküler. Kendine özgü gülme yeteneği olan demektir. Asküler. Evet. Evet kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hatırlarım o kaç sene, çok eskidir o ODTÜ meselemiz. 2006. 2016 sene geçti, var mı arasını sayın ya, seyirciler? Ya. 17. seneye giriyoruz. Şeydi, böyle İnsan bir neydi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara'da. Tabii Avrupa Birliği'nin politikaları merkezi vardı. Evet. Mükemmeliyet ödülü de almış bir merkezdi. Ve beni de çağırdılar. Orada konuk oldunuz tabii. Hoş bir günüydü ama. Tabii güzel bir konuk. Dediler nereden çıktı bu adam dediler. Çok beğenmişlerdi. Bana teşekkür de etmişlerdi. Siz, organizasyon sizin idi. Evet ben önermiştim. Siz de sağ olun icabet ettiniz ve çok mükemmel... hem çok etkileyici, hem dramatize etme, somut olarak o pasaport ve kimlik konularını anlatmıştınız. Hayır, onu söylerim de yani müsaaden varsa zamanından tabii çalmasayım. Tabii ki. Değerli izleyenler, 3 tane pasaport koydum masaya. TC pasaportu, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ve KKTC pasaportu. Üçü de geçerliydi. Üçünün de geçerliliği vardı normalde. Cebinizde 3 tane geçerli pasaportla sizi bir başka memlekette yakalasalar suçtur. Çünkü ne var yani, sen kötü niyetlisin ki duruma göre pasaport kullanacaksın. Dedim bu birincisi. TC pasaportudur. Allah razı olsun. Türkiye
bize olağanüstü koşullarda kullanalım diye verdi. Çünkü tanımazlardı bizim pasaportu. Bu pasaportta benim adım yazar, fotoğrafım da var ama böyle sizler gibi, orada TC vatandaşı hocalar var. Size ait hissettiğiniz kadar ben bu pasaportu kendime ait hissetmem. Yalanı yok. Allah razı olsun, Türkiye verdi bize pasaportu. Geldik Avrupa Birliği'ne. Tamam mı? Avrupa Birliği pasaportu da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu. Bazılar der ya Rum pasaportu. Yok, benim de orada hakkımdır ama alırken bile o muhaceret, Rum muhaceret dairesindeki memur, yani böyle bir Andrea Yorgo'ya Makarios Drusod ise Andreas Baraskos'a verdiği gibi vermez bana pasaportu. Yani hakkın değildir ama al Beytambalı da git der gibi verir. Ya da belki biz alınganlıkta öyle anlarız. Doğru ya, doğru. Yani bana öyle çok bariz böyle bir davranış olmadı ama öyle hissederik. Tamam. Ve üçüncüsü dedim, onun için bu da benim değil, tam olarak benim değil. Geldik üçüncüye, KKTC pasaportu. Ya bu pasaportu kimse tanımaz dedim ama gel görün ki en çok bana ait hissettiğim de pasaport bu. Ve oradan alırım, aldım bunu ve Kıbrıs sorununun dünden bugüne analitik bir yapısını yaptım. Çünkü akademik insanlar da, şunu da söyleyeceğim, hocamdan da görüş alacağım bu konuda. Akademik insanların ciddi bir çoğunluğu bilgi tekrarı yapar. Bilgi tekrarı yapar. Çünkü bilgi merkezlidir. Halbuki bilgi tekrarı yaparken bilgiyi geliştirip zenginleştirmek de gerekir. Onun için ben akademik ben Aplos bir sokak gazetecisiyim. Öğrenimim de öğretmen kolejidir. En çok şeyi de lisede öğrendim. Zaten yukarı gittik sonra az konuda çok şey öğrenin. En çok şeyi de lisede öğrendik. Ve hayatın içinde daha yüze yüze öğrendik. O öyle bir günüydü. Sevgili Mehmet Asküler'in ev sahipliği ve davetiye işaret etmesiyle çok keyif aldım bir şeydi. İncidirim dediğim gibi. Ötürü araba. Ben sizin hocalarınıza konferanslar verdim dedim. Tabii tamamen espri meselesi. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Yani o bilgi meselesi önemli. Söylediğiniz evet, şeydi. Bilgiyi tekrar ettiğiniz sürece evet. Bilgiye hizmet etmezsiniz çok. Bilim. Bilgiden bilgi üretmektir zaten. Bilgiyi tekrar etmek değildir. Bravo. Bilgiden bilgi üretemiyorsanız bilim yapmıyorsunuz. Hocam 8 senedir YÖDAK ve bize kolay anlaşılması açısından da Kıbrıs YÖK'ünde görev yaparsınız. Evet. Tamam mı? Kıbrıs YÖK'ü. Evet. Bir zaman Türkiye'de bir galiba Cevdet Sunay'dı. Gitmiş de Fransız TRT'sine de teşekkür etmiş Paris'te. Basın toplantısında Fransız TRT'sine. Biz de KKTC YÖK'ü. Evet, öyle kolay evet. Anlaşılsın. İsmi uzun olduğu için. Yani Fransız'ın devlet televizyonunu işaret edeceğine Fransız TRT'si dedi. Fransız TRT'si süpermiş bu. Evet hocam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sondan başlayacağım. Tabii. Çünkü paylaşılması gereken bir konu var. YÖDAK Başkanı Sayın Turgay Avcı'nın diploması ile ilgili bir süreç var. Yani en son biri dedi ki ya diploması var veya yok dediler. Yani bu adamın kişisel kapasitesi zaten diplomadan değerlidir dediler. Doğrudur. Doğrudur. Katılırım. Bunu da söyledikleri için tekrarlayayım. Tabii ki. Yani siz bugüne kadar hiç şey edilmeden durduk yerde bu pasaport, diploma meselesini dediniz, ne dedi, üniversite arası kurul mu? O şu siz de içindesiniz. Üniversite arası koordinasyon kurulu üyeleri diplomalarıyla ilgili bilgi paylaşsınlar dediniz. Ve biz de içindeyiz dediniz. Tabii. Sanki de dışarıdan baktığımda bu Turgay Avcı ile ilgili içinizde bir kuşku vardı da onunkini de ortaya çıkarasınız diye bir torba harnabı çiğnettiniz bize, bir sokum şekerin ortaya çıkması için ya da acının. Niye bu sürece ihtiyaç duydunuz ve sayın en son
Daü'nün yaptığı açıklamayla beraber, hatta bir gazeteci arkadaşımız "oh" dedi, "otur oturduğun yerde" dedi size bir anlamda. Lütfen böyle bir akademik kimliğinize bu süreci ve gelinen noktayı, pardon be kardeş, anladık ki biz yanıldıydık noktasına mı geldiniz, yoksa soru işaretleri yerinde mi, bitirene kadar siz düzgün tabii bir şekilde, tabii ki bütün dosyaya programımız yetmez ama siz özetlemeyi de yapacak kapasitesiniz. Sırayla tabii bizi anladın, tabii ben de dinleyeyim. Davü'ye bir parantez açayım, yani attığınız için. Davü'ye 28 Ekim tarihinde başkanın diplomalarıyla ilgili kurul kararıyla bana verilmiş olan görev çerçevesinde yazı yazıldı ve hiçbir cevap almadık. Kişisel verileri bilmem neyi diye söyleyerek bizimle hala paylaşmış değil. Geçelim şeye. 1987 mi şey? Ne? Başlangıç lisans üstü programı, master programı. O iki tane satırcık vardır o şu. Hı hı. O yıllarda Davü'de master programı var mı? Var. Yani, neyse yani onlar, yani siz anlatın, ben, yani ben söylediğiniz sustum için, sustum yani ben. Davü bize resmi olarak hocam, bir siz cevap bize vermedi. Siz bize ya, çünkü ben söyleyeyim. Burada tabii, ben tabii burada Turgay Avcı'yı konuk ettiğim için. Tabii biliyorum. Adalet ve hakkaniyet adına sizi de konuk etmem gerekirdi. Tabii. Bugün cevap hakkı değil ama sizin de anlatmanızı izleyiciler tabii, çok dinlemeli. Çok teşekkür ederiz. Bir kere şuradan başlayalım. Bitene kadar tabii, hocam Haziran, 5 dakika, 10 dakika, tabii, 15 dakika, 20 Haziran, dakika tamam, kesintisiz. Haziran anlat ayı içerisinde bir YÖDAK üyemizin diploması basına yansıyor. Diploması yoktur tartışmaları başlıyor. Ve sonrasında da bu üye istifa ediyor. Bu üyenin kurul kararıyla incelenmesi talep ediliyor. Sayın Başkan Cumhurbaşkanı'na gidiyor kurul üyesiyle. Gördüydüm, görmediydim ikna etmeye çalışıyor. Sonra dönüyor kişiye özel mektup yazıp gördüydüm, yani diploması var demesi bir kere Cumhurbaşkanı yanıltmıştı orada ve bunun araştırılmasını istemiyordu. Bu mesela sonra aynı şekilde, benzer bir şekilde Sayın Başkan'ın da yaptığı gibi ilgili üyenin avukatı bizim onu araştıramayacağımızı söylüyor, bir yazı gönderiyor o dönemde. O arada da Cumhurbaşkanı da bu tartışmalar nedir, ne değil diye bizden araştırmamızı istiyor. O arada tabii aynı eş zamanlı olarak bunlar oluyor. Ve diplomaların, yani ÜKK üyelerinin araştırılması için, tüm ÜKK üyelerinin diploması olduğu ortaya çıkınca, ilgili üyenin ve istifa edince, tüm ÜKK üyelerinin diplomalarının toplanması kararı oy birliğiyle çıkıyor. Yani 6 üyeyiz. Şu anda da 6 üyeyiz. Başkanla beraber, başkan da bir üyedir aslında. Ve üniversiteden gelen diplomaların başkanlıkta toplanması, YÖDAK üyelerinin de başkanlıkta toplanması gibi bir şey, konuşma oluyor. Sonrasında da bizim kendi içimizde olağanüstü toplantı yaparak bütün üyelerin diplomalarının, ilk olağanüstü toplantıdır o, YÖDAK'ta toplanmasına karar veriyoruz. Bu toplantıda fotokopi getirilerek, sizin aslında programınızda gösterilmiş olan fotokopi ve mühürleri belli olmayan diplomada ve kendi kendine denklik araştırması yaptırarak, yani denklik komisyonundan geçirmeyerek, oradaki bir personel üzerinden yaparak, ki normalde denklik komisyonunun yapması gerekiyor bunu. Ve başkan orada tamamdır diplomalar diye bir karar çıkarmak istiyor, onu aldırmaya çalışıyor. Hayır, yani diplomalar tamamdır diye bir karar çıkmıyor, arşivlenmesi kararı çıkıyor. Ve sonra basında Davüsen bir açıklama yapıyor. Tekrardan yeni bir açıklama. Davüsen bir kere açıklama yaptı zaten. Ve bunun üzerine üniversite proflarının araştırılmasını, YÖDAK Başkanlığı ve üyelerinin de araştırılması çağrısı yapılıyor. Ve kamuoyu baskısı üzerine tekrardan diplomalarının, yani başkan ve üyelerin, başkan ve üyelerin diplomalarının denklik ve geçerlilik işlemleri yapılsın kararı çıkıyor. Ve başkan üyelerin diplomalarını araştıracak, karar öyle. Başkan yardımcısı da, as başkan,
şahsım da başkan diplomasını araştıracak. Alt beşimizi, dördümüzü, beşimizi başkan, başkanı da ben. Karar bu. Bu görev gereği normalde 5 üye, başkanın dışında kalan üyeler TC ve KKTC üniversitelerinden lisanslarını aldılar. Bu bir önceki üye sorulduğunda diploması... Lisanslarını al dediğinizde üniversite mezunu oldular. Üniversite mezunu oldular. Bir önceki üyemiz de lisans mezunu olmadığını tespitini biz olağanüstü toplantıda karar aldırarak başkan tarafından sordurduk. Bizimkilerin de sorsun diye karar çıktı hepimizinkini. Orada denklik işlemi olmuyor çünkü KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nden diplomaları var. Ben başkanın tavrı, ben bu diplomaları sorgulatmam. Beni sadece Cumhurbaşkanı sorgulayabilir tavrı içerisindeydi. Ve bana verilen görev gereği 28 Ekim'de, 14 Ekim'de verildi bu görev. 28 Ekim'de DAÜ'ye yazdım. Hiçbir cevap gelmedi. Yani vermeyeceğiz cevabı da gelmedi. Başkan size resmi. Böyle bir görev verildiğini biliyor muydu? Tabii toplantıdaydı. O da toplantıdaydı. Beni araştıramazsınız demedi. Dedi. Beni Cumhurbaşkanı araştırabilir. Bakın Cumhurbaşkanı da bir şey istemedi benimle ilgili. Siz öyle bir şey yok yani. Siz kurul, buna rağmen komite bir karar aldı. Kurul yani YODAK kurulunun aldığı karar nihai karardır. Yani sizin şerhinizin olması, benim şerhimin olması. Yani Sayın Avcı orada dedi ki siz beni araştıramazsınız. Evet. Ama buna rağmen YODAK yönetim kurulu karar aldı. Dedi bana ki, oy verdi. Verdi, görev verdi. Başkan hepimizi, sen de başkanı. Evet, böyle bir karar çıktı. Bu nihai karardır. Uygulanması gerekiyor. Yani dolayısıyla arşive girme teşebbüsünde bulundum. Arşive kaldırdık ya diplomaları. Yasak koydu, tutanak tuttuk. Oradaki belgelerde hepsi bunlar var. Size verdiğim ve Sayın Cumhurbaşkanı'na 27 Ekim tarihinde, 28 evet. Kasım tarihinde verdiğimiz bu şeyde yani işimizi... 28-11-2022 Turgay Avcı'nın lisans diplomasının gerçekliği, derinliği ve geçerliliği hakkında evet. Sayın Ersin Tatar Kakadir Cumhurbaşkanı evet. Lefkoşa evet. diye başlayan ve toplam... 38 sayfa şey var, belge var. 7,5-8 sayfada ön rapor var. Evet. Bu şey. Bunu hiçbir yerde okunmadı bunlar. Yani tartışmalara baktığımda. Sen Cumhurbaşkanı okumadı mı yani bunu? Bence okumadı. Okumuş olsaydı bana konuşmalarımızda, telefon konuşmalarımızda söylediği şeyleri ben söyledim zaten kendisine okumadığını. O da bir şey okudum demedi zaten. Okumamış. Okuyanlar onu uyarmamış veya uyarmışlar dikkate almamış. Arşive girmem yasaklandı. İki tane tutanak var arka tarafta görebilirsiniz belgeler kısmında. Kameralar kondu. Sonra... Yani sonradan kamera kondu oraya. Kameralar vardı çalıştırıldı. Çalıştı. Yani çalışmıyordu. Denklik memuruna bizim o gelen sizin de misafir ettiğinizde sorduğunuz e-mailin gerçeğini görmek istedik. O da olmaz dendi. Yani e-mailin kendisini görelim. Bir başka üye arkadaşlar. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden gelen e-mailin sorulmadan 2 saat sonra gelmişti. Ha evet o gelen e-maili bize gösterdikten ertesi gün sabah görmek istedik. Onu da yasakladı. Kendisinin özeli olduğunu iddia etti. Ve bu arada da biz avukatından uyarı geldi. İşte aynen istifa eden üye gibi. Ve Denklik Komisyonu'ndan geçirdiğim bu raporu kurula götürdüm. Ve 25 Kasım sanırım, 25 Kasım tarihinde kuruldan oy çokluğuyla geçti. Ve kurul raporu onayladıktan sonra ve ilgili yerlere 28 Kasım'da dağıttıktan sonra, yani Cumhurbaşkanı'na, polise, çünkü tahrifat iddiası vardı bir e-mailde, bize öyle gelmişti, o da var. Bütün belgeler var orada. Ve bunu dağıttıktan sonra tazminat davası açtı. Sonra bununla yetinmedi, benimle uğraşmaya başladı. Çünkü raporun geçersiz olması yolunda benim üyeliğimi sorgulamaya başladı. Ve bununla ilgili YODAK'ı dava etti. Şimdi 30 Ocak'ta bu dava var. Burada bakınız, al kararlar geçersiz falan. Yani benim 8 yıllık üyeliğimi tartışmaya başladı. Ve burada çok korkunç bir şey var aslında. Bu görülmüyor pek. Hukuk dışı şerhler düşüyor ve üyeliği geçersizdir. Yani kendine göre bir iddiası var ama
Yodağı dava eden bir başkan. Tazminat davasından ayrı. Bir üyeye iki tazminat davası. Bize birer tane. Geriye kalan üçe. Bir nasıl? De, İkiden kime? Okan Veli Şafaklı'ya. O niye? Netkent Üniversitesi ile aynı adreste Netkent Üniversitesi'nin genel sekreteriyle bir şirketinin olması aynı adreste hasebiyle. Bu bilgi kurul kararını Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile paylaştığı için ona ikinci bir dava açıyor. İkinci bir tazminat davası. Ve şu anda bizim 30 Ocak'ta... Yönet çatısı altında davalaşmalar var. Yani bizim bir davamız yok ama sonuçta burada tehlike şu. Benim gördüğüm, benim buradan gördüğüm, benim 8 yıllık üyeliğimle ilgili açmış olduğu, YÖDAK'a açmış olduğu davanın aslında domino etkisini ben şununla, Loizudu davasıyla bence mülk rejimiyle ilgili olan o tartışmalarla bugün üniversitelere ben kaç tane üniversitede imzam var, kaç tane programda, fakültede, onların istihdam ettiği öğretim üyelerinde. Yarın mahkemeden böyle bir karar çıktı. Dendi ki... Maskülenin geçersizdir. Geçersizdir. Bütün böyle bir şey olmayacak ama tut ki böyle oldu. Yani kendi kişisel durumunu... Kaotik bir durum ortaya çıktı. Tabii ki. Çok büyük. Kendi durumunu izah etmek yerine ben bugün oldu, dün oldu işte. Buluştuğumuzda kurulda soruyoruz. Hala Cumhurbaşkanı dahil bir takım gazetecilerin de gördüğünü söylediği diplomanın aslını ve transkribini biz görmüş değiliz. Bakın ne diyor denklik tüzüğü? Burada Hasan abi. Burada tüzük, denklik tüzüğü. Diyor ki, ikinci kısım, diploma denkliğine ilişkin usul ve esaslar. Denklik başvurusu için gereken belgeler. Bir başvuru dilekçesi. Diplomanın aslı ve diploma aslının kopyası. Biz sadece fotokopisini gördük. Sizin de programınızda paylaşılmış olan. Diploma İngilizce dışındaki başka bir yabancı dilde ise diplomanın tasdik memuru onaylı tercümesi. Arapça da var. Yani hem Arapça hem İngilizce var. Onun tercümesi gerekiyor. Not dökümünün aslı ve kopyası. Kimlik kartı ve pasaportunun bir fotokopisi. Ve gereken durumda da derslerin kısa açıklamalarını içeren bir belge. Şimdi biz Hasan Hastürer, efendim diyelim ki herhangi bir ülkeden diploma aldı. Veya oğlu Hasan Hastürer'in. Geldi YÖDAK'a. Biz bunları uyguluyoruz bütün KKTC vatandaşlarına. Bunları vermeyene de denklik şartları oluşmamıştır. Denklik vermiyoruz. Herhangi bir yere başvuru yapamıyor. Bizim raporun özü bu. Diploma vardır yoktur değil. Biz bunun, ben bunu tespit edebilmek için Dublin'e kadar gittim. Tespit edemedim. Kim verdi parayla gittiniz? Kendi paramla gittim. Kendi paramla. Finansörünüz yoktu yani. Yoktu tabii. YÖDAK verdi yarısını bu arada. İstanbul'a gittim, konferansa, oradan da Lübnan'a geçtim. Hala ödenmedi ama olsun. Allah kısmet verirse alırsınız. Ben almayacağım, şeye ödeyecekler, şirkete. Tabii. Dolayısıyla burada şişsel deniyor. Bir şey söyleyeyim, bak 2017 yılı bir önemli büyükelçi, Tuğrul Türkeş'in Sayın Akıncı'yı aradığı bir süreçte de benzer bir diplomayı ben iptal ettirdim. Kişisel bir sorunum yok kimseyle. Ben yasalar çerçevesinde... Neydi o? Efendim bir Tokyo, Toronto ve Roma Büyükelçiliği yapmış Türkiye'den bir büyüğümüz. Onursal doktorayla doçentlik aldı bir kamu üniversitesinde. Söylemeyeyim burada Kuzey Kıbrıs'ta. Onursal doktorayla? Evet. Ve bunun üniversitesine sordurduk. Sonra aldım, takip ettim. Bir tez yazılmamış. Tez yazılmış gibi noterden alındı. İngilizcesi. Japoncayı biz okuyamıyoruz ya. İngilizcesine şu tarihte tez yapıldı. Sorun dedim ya. Kaç tane ders aldı doktoradan? Yok. Hangi tezi yazdı? Sorun bu tezi yazdı mı diyor. Yok. Japonya'dan aldı görünürdü. Bir üniversite şimdi alınma değil. Ama düştüm peşine. Polise gittim. Üniversitede iptal etmiyor doçentliğini. Çünkü çekiniyorlar. Yani büyük. Tabii ki. Hiç yapmasına gerek yoktu. Kolayca o üniversitede öğretim üyesi olabilirdi. Yani şey bir mesleki birikimiyle. Guinness Rekorlar kitabına girer bu yani. Yani derler ya kişiseldir. Hayır, ben böyle bir şey daha yaptım. Burada da mücadele ettim. Biriyle bir derdim yok. Ve ne oldu? Tehdit de etti. Beyefendi beni aradı. Çocuğumla, eski eşimle falan. Ve doçentliğini önce polis kapıya gider üniversitede. Doçentlik iptal edildi. Sonra ÜYKK'ya götürüp doktorasını iptal ettik. Yani bunlar bizim
YÖDA'nın görevleri asli görevidir. Denklik meselesi de budur. Kişisel bir şey yoktur. Keşke bunu bize ilk günden transkriple aslını göstermiş olsaydı Sayın Başkan. Yani gazetecilere göstersin tabii ama bize göstermesi gerekiyordu ki bu tartışmalara ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı'na 28 Kasım 2022'deki bu raporu gönderdik. O gördüm dedi. Ben de dedim ha bu arada 28 Aralık'a kadar edik hiç konuşmadık üniversitelere zarar görmesin diye. Ya dedim Sayın Cumhurbaşkanı'nın göndereceği yok. Biz götürelim 4 üye. Nasıl olmasa resen başvuru da yapılabilir. Sonra da bilmezler diye Cumhurbaşkanı bunu bilmeleri gerekirdi falan. İyi bilmemiz gerekiyordu ama siz beni giderken tebrik ettiniz. İyi yaptınız. Ak koyun kara koyun belli olsun dediniz Cumhurbaşkanı olarak. Yani Yüksek Adliye Kurulu'na bizim vermemizden memnuniyet durduğunu söyledi telefonda bana o gün. Ak koyun kara koyun belli olsun. Sonra 28 Aralık'taki konuşmadan bahsediyorum. Sonra 10 Ocak'tı, 11 Ocak'tı. Kesinlikle. Bir gazetede işte gördüydüm, gösterdiydim falan. Ben de gördüydüm dedi. Yani şimdi bunlar devlet adamlarımızın, efendime söyleyeyim hele de kurumlarımızla ilgili, yüksek öğretimle ilgili kendi yasal görevleri içerisinde olmayan, anayasanın tarif etmiş olduğu bu işte efendim siyasilerin, biz neyiz? Biz bir idari işlem yaptık. Bu idari işlemin efendime söyleyeyim nihai kararı veren YÖDAK'tır bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine ne görevi verdi yasa? 3 ÜKK üyesini yani Üniversite Arası Koordinasyon Kurulu'nda seçilen 3 üyeyi atama veya atamama. İsterse atamaz. 3 meclisten seçilen üyeyi atama seçildiklerinden sonra bir de başkana atama görevi Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Toplam 7. 7. Keşke kaçtır? Yapısal şu anda 6'yız. Yani istifa ettiği için Temmuz ayında bir üye meclisten seçilecek. Hala seçilme sürecindedir. Başvurular yapıldı. Buradan söylemek istediğim şu. Yani YÖDAK'ta başkanlık problem oluyor. Neden böyle oluyor? Yapısal bir sorundur. Sebebini söyleyeceğim. Çok basittir bu. Siz 4'ü meclisten seçersiniz. 3'ünü de ÜYKK'dan seçersiniz. Cumhurbaşkanlığı da kendi içinden 2 tane üyeyi önerirsiniz tecrübelerine göre. Ve Cumhurbaşkanı da o ikisinden birini atar. Böyle olursa o zaman o kurum hem tam bağımsız olur, siyasi görüşüne, meşrebine, yakınlığıyla Cumhurbaşkanı atama yapmaz ve doğru bir şekilde üniversitelerin ve meclisin karmasından gelen 7 üyeyi tam olarak seçilerek gelmiş olmaları hasebiyle bunu yapmaları lazım. Yasada bu değişikliği yapmaları lazım. Yok da buna benzer bir şey var. Yani böyle şuradan atadım ben. Olmaz o. Yani dolayısıyla Mehmet Ahmet meselesi değil kişiselleştiriliyor. Budur canımızı sıkan. Ben zaten bütün bunların tamamından kendimi ruhen kafayan temizledim. Ve görevimizi yapmanın kurulun bana vermiş olduğu bu görevi. Bu Mehmet Asküler 8 senedir oradadır. 8 senedir problem var. 8 senedir hayır ettirmedi bu kurulu ve bu başkanlarla uğraşır. Diyorlar. Vallahi doğrudur. Bundan sonra bundan diyorlar. Yani diyor. Ben de evet, soruyu siz... elbette bunu size hatırlatırken. Neyse. Öyle kimsenin ağzının payını verme niyetiniz yok ama söyleyecekleriniz vardır. Buyurun. Tabii ki. Şimdi ben bir kişiyim. Ve sonuçta birçok üyeyi orada tanıyorum. Benim akademik derecelerim Türkiye'den alındı. Yani sizin bütün akademik aşamalı ünvanlarınız Türkiye'de. Tabii Türkiye'de çalıştım. 2009'da ülkeye döndüm. 2015'te çeşitli badirelerden geçerek 2015'te aday oldum. Aday olduğum kişi de çok güçlü birisiydi. Ve Yakın Doğu Üniversitesi'nden de söylemekte bir şey yok. 31 seçmen vardı. ÜYKK'da. 16 ben aldım, 15 o aldı. Foto finish. Evet, 15-15'ti. İkincisinde de oy birliğiyle seçildim 2019'da. Yani madem kavga ediyor ki bu da doğru değil. Tamam ben Akile doğrudur hocanım, demedim Akile ben. Hocanıma ben 2,5, hayır ben sizin için söylemiyorum. Siz bence çok doğru bir soru sordunuz. 2,5 yıl Akile hocayla çok iyiydik. Herkes de bilir. Hatta beni eleştiriyorlardı üniversiteler. Çok destek atıyorum diye. Yani
Ama ben böyle biriyle kişisel olarak uğraşmayı sevmem. Hoşuma gitmez. Ben ama uğraşmanız gerekirse de kişi sizin için önemli değil. Önemli değil tabii. Bak büyükelçi dedim. Yani yanlış buluyorsam onun üzerine giderim. Niye? Ülke menfaatları için, yasalar çerçevesinde. Ama bugün kalkıyor profesör insanlar diyor ki YÖDAK diyor efendim Amerikan Beyrut Amerikan Üniversitesi nasıl tanımaz? Ya o değil mevzu. Burada geçmez bile öyle bir şey. Biz fotokopiye denklik vermiyoruz. Bu ha okudum size. Yani diyorsunuz getir bize orijinalini. Harvard'dan da gelse ona da vermeyiz. Geçmez. Geçmez. Profesör olmuş, emekli çıkmış, oturduğu yerden bir tezatlıklarla hayatlarını sürdürmüş insanlar oturuyorlar, hakem kesiyorlar. İyi arkadaşım, biz diplomaya, efendime fotokopiye, mühürü belli olmayan fotokopiye nasıl denklik verelim? Biz kendi kendimizi inkar etmiş oluruz. Bir başkan olmuş olması veya as başkan olmuş olması azade olacak yasalardan, anayasadan. Sayın Cumhurbaşkanı'na da buradan çağrı yapıyorum. Kendi kurumlarımızı güneye kabul ettirmeden önce kendimiz önce kendi kurumlarımızı tanıyalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki her bir vatandaşımızın kendi kurumlarına saygı duyacağı bir düzeyi yakalayalım. Sonra Rumlardan önce bizi zaten Avrupalılar tanır ama biz kendi kurumlarımıza saygı göstermiyoruz. Yasaların bize vermiş olduğu görevleri... Yani diyorsunuz Cumhurbaşkanı, ey Cumhurbaşkanı sen Cumhurbaşkanısın, Cumhur'un başısın, reissin ama... Cumhurbaşkanı olman, YÖDAK'ın görev alanına giren üniversite diplomalarının denklik ya da onay prosesini, sürecini gördüm, tamamdır. Tamam. O zaman ben benim denklik müsteşarlığı kurulsun Cumhurbaşkanlığında, yasayı değiştirsinler, oradan baksınlar bundan sonra. Ya bize vermiş bunu. Meclis bu yasayı yapmış, bize vermiş. Yani devletin bütünlüğü içerisinde bu görev YÖDAK'tadır kurumsal olarak. En üst kuruldur, en üst karar organıdır. Dolayısıyla efendim Mehmet Asküller'in üyeliği üzerinden raporu düşüreyim. Rapor düşsün, Mehmet Asküller düşsün. Böylece ben de azade olayım. Böyle bir şey olmaz. Biz yasa ve çerçevesinde görevimizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görevini yapmasını bekliyoruz. Bizim raporumuzu en azından... Yani siz diyorsunuz ki biz aldık. Üniversiteler kurulunda herkes diplomalarının tabii. Geçerliliği mi diyelim? Geçerliliği, hatta gerçekliği. Gerçekliği. Üniversitelerde şöyle bir şey, ya filan hocamız var yani bunun, siz dediniz, yani tamam ya biz seninkini bilirik meselesi yoktur. Tamam mı? Ben bir olay yaşadım, ayrıntısı önemli değil. Tamam mı? Ondan sonra ben nereye gidersem, herhangi bir bankaya gittiğimde daha kimlik isterler. Götür çıkarım kimliği böyle bayrak gibi elimle giderim. Hasan Bey biz seni tanımaz mıyım? Derim alayım. Tabii. Niçin bilir misiniz? Benden sonra biri daha gelecek dedim. Şimdi sırada görür beni. Bana sormazsanız ve o der size ki ondan kimliğini istersiniz. Biraz önceki beni de tanımak zorunda değil insanlar. Biraz öncekinden istemediniz. Niçin benden istersiniz dediğinde cevap veremezsiniz. Onun için... Buyurun benim kimlik kartımı. Bugün. Yani benim yaptığım işten kaynaklanan toplumda bir miktar tanınırlığım olsa bile bu benim beni herkesin tanımak zorunda olduğu gibi bir sonuca ulaşmaz. Kesinlikle. Yani her filan yerde kimlik kartı ibraz edilecekse bana birinin sormasına gerek yok. Çıkaracağım ve takdim edeceğim. Hadi. Yani burada da eğer bu süreç alındıysa hiç önemli değil. Yani ben bunu Sayın Avcı'ya karşı bir hesap olarak değil, ama tabii. Bunu ben yıllar evvel Volkan Gazetesi'ni dava ettiydim. Bana asılsız saldırılar nedeni. Hatta bugün birazcık bahsettim yazımda. Girdiğimde davacı olmama rağmen ben de sorgulanıyorum tabii. Ve başladılar bana bir hayli sorular sorsunlar. Hakim dedi bu konuyla ilgili değil. Yani işte arabayı nereden aldın? Başka neyin var? Şu bu. Hakim dedi durun dedi bu davayla alakalı değil dedi bu. Hayır dedim ben. Madem ki ben dava ettim. Onların bana yönelik yayın ve iddialarını. Bu platform doğrunun ortaya çıkması platformudur yargı. Onun için
bana her şeyi sorma hakları vardır. Ve eğer ihtiyaç varsa benim itirazım yok. Ara verin oturuma. Gideyim bak, o zaman şey vardı. Bankadaki borcunun kartı vardı. Alayım kartı, fotokopisiyle de kartı alayım geleyim dedim. Gösterin, göstereyim size neyi, nereden borçlanarak aldım. Yani hayır hayır efendim, bırakmayın bana bunu sorsunlar. Yok. O sandığa girdiysem, davacı bile olsam tamam. Göze alacak. Hatta o zaman Fuat Vezeroğlu hayattadır. O tarafın avukatıydı. Ey derdi, gel mahkemeye de sana daha neler yapacak. Ve bir hayli muhalif insan da vazgeçeceği uğraşma bunlarla sana saldıracaklar. Dedim ya, saldıracaklarsa benim meşhur İngiliz atasözüdür. Don't throw a stone if you leave glass house. Camdan evde oturursan etrafına taş atma. Doğru. Ben camdan evde oturmam, taş atmam ama eğer yazıp söylediklerim ve hak talebim taş atmaysa gaya bile atarım. Almanların da bir sözü var. Camdan evde oturursan taşla oynama. Yok arkadaş, bende kırılacak bir şey yoktur. Yani burada da keşke Turgay Bey ta en baştan itibaren ne talep ederseniz alın be. Nedir be? Tabii. Yani tabii. Sakındığım bir şey mi var? Rapor evet, günü de söylendi. Verin. Kapansın bu iş. Ben arşive bile giremedim. Bir gün önce rapordan fotokopiyi size verin. Fotokopiyi bana da verdiler. Hani o araştırma bir aya yakın sürdü. Dolayısıyla yani biz... ben takip dikkatle sizi dinliyorum. Siz Turgay Avcı'nın lisans diploması yoktur demezsiniz. Yok. Öyle bir şey ne attığımızı. Öyle şey mi var? Ama soruşturmamız tamamlanamadı diyorsunuz. Soruşturmamız tamamlandı ama denklik şartları oluşmadı ve onay vermedik. Vatandaşın denkliğine de geldiğinde. Yani siz denklik vermediğinizde iddia demek değil ki o diploma yoktur. Amerikan, Beyrut Amerikan Üniversitesi'ni biz tanımıyoruz değil. Bu yasa ve tüzüğü az önce yani okudum size. Yani verim yeterli olmadığı için denklik veremedim. Aslını görmediğimizin, transkribini görmediğimiz bir diplomaya nasıl onay verelim? Suç işleriz. Doğru. Suç işleriz. Görevimizi yaptık. Yani bu kadar. Bunu bence YÖDAK'a başkan olan herkesin bizi tebrik etmesi lazım. Çünkü yasaları uyguladık. Tüzüğü de uyguladık. Budur mevzu. Yasaya uymayan, kendi denetim organına efendim cevap vermeyen YÖDAK şey adayı düşünsün mesela. Ama hocam ya bu konunun dışına kaçmak gibi niyetim yok. Ancak kabul edelim ki pek çok yerde yeterli evrak görme hassasiyeti yoktur. Yoktur. Bir. İki. Affınıza sığınıyorum. Bu konudaki hassasiyet ortaya çıkıp da birazcık şiddalandığı zaman, konu dürtüldüğü zaman, eğer bu konunun üzerine kapasitesi YÖDAK'ın yetse ve gitse, bana öyle gelir ki bir 20-30 tane daha problemle yüzleşecek en az. Mümkün. Çünkü güvenilir kaynaklar 20'yi zaten beyan ettiler. Yani var 20 tane dediler. Demek ki daha da var. Kimsenin günahına tabii girmek istemiyoruz ama şeffaflık ben de buraya da Ahmet Mausalı'yı bilirim. Bilirim tabii. Tabii gittik beraber. Evet gittik ya. Hatırlarsınız. Ahmet Mausalı'da güzel dana kuyruğu vardır. Kuru fasulyeye gider. Güzel tamam pastırma da yapar. Güzel pastırma da yapar. Yani paranı verin, dana kuyruğunu da alın, pastırmayı da alın. Ya bazı insanlar aldığı akademik title'lar vardır ki hiç ya memleketten çıkmadan adam Amerika'dan yüksek lisans aldı ya. Yani adamın Mausa'dan Hisar'ın dışına çıktığını gören olmadı. Adam Amerika'dan şey aldı ya, akademik ünvan aldı. Doktora. Doktora aldı. Yani şimdi istemem şey müsait olsa siz devam ederken ben göstereceğim. Benim de vardır bir tane doktoram. Diplomam var benim. Allah razı olsun, seni Çavuşoğlu'dan aldım ama ben. Ha, o da verdi size. O verdi bana. O süpermiş. O zaman geçerliydi. Tamam ama. Denkliği var onun. Hoca. var. Şey var. Benim bu rahatsızlığım var ya. Sosyal medyada doktoramı tamamladım. O biri bilmem neyi tamamladı. Seni hoca dedim yap bana bir tane ya. Dedim. Yaptı mı? Yaptı. University of California'ydı.
bizim diploma. Evet. Bizim diploma oydu, yok dedim, yapma bunu. Ve University of California, çünkü öyle bir üniversite var. Ha, biz University of California'yı University of California yaptık. Oo. Ki yoktur öyle bir üniversite. Evet. Ve yüksek doktoramı aldığım güzel bir diploma. Altta da iki tane imza vardı. Kim bilir imzalarda işte direktör bilmem şu. Ama imzalardan biri Trump'ındı. Biri de Obama'nın. Oo, süpermiş. Ama yazmadık Trump, Obama. Evet. Ama onların imza örneklerini koyduk. Düşündüydüm, koyayım kendini şeye, sosyal medyaya, başardım çok şükür olsun. Yazmayacaktım ki şakadır ilk. Herhalde bir hayli insan beni tebrik edecekti. Ondan sonra şakadır deyince de o tebrik edenlere karşı mahcup olacaktım diye vazgeçtim. İyi yapmışsınız, doğru. Evet, ama inanacağı da insanlar, doğru, yazacağı tabii. Da ertesi gün de doktora sana sürer filan sıfat. Bir hayli hocam ya insanlar, yani profesörlük, doçentlik vesaire, yani örnekle geçenlerde sizinle bir konuşma yaptım. Ben bilime ve akademik ünvanlara saygılıyım ama saygımı zorlayan insanlarla da karşı karşıya geliyorum zaman zaman. Kolay değil. Siz kaç yıldır... Ama yani ben isterim saygı göstereyim ama... Evet. Yani o akademik ünvan şey edilmez ama burada bir şey daha sorayım hocam ya. Buyurun efendim. Akademik ünvanların yeri akademik ortam değil mi? Tabii ki. Ya adam köşe yazısı yazar. 2,5 arşın akademik ünvanı da altına yazar. Doğru değil o. Ne işi var? Yani adam siyasetçidir. Tabii. Başbakan. Tabii. Profesör, doktor, başbakan olmaz. Tabii. O üniversiteden ayrıldık, siyasete geldi. Tabii. O ünvan da orada kaldı. Biter orada. Şeyde tereddüdüm var, onu da bana söyleyin. Bulmuşken sizi. Tıp anlamındaki, sağlıktaki doktorluk, siyasette bir ünvan olarak kullanılmalı mı? Yani bilmem Mausa milletvekili doktor kim? Bence o hiç kullanılmaması gerekir. Çünkü zaten... Onun da yeri hastane mi? Hastanedir veya efendim açıklayıcı mesleğiyle ilgili, bir hastalıkla ilgili, bir salgınla ilgili, bir efendim çevreyle ilgili, bir tahribatla ilgili, bir gazeteye mülakat veriyorsa ve gerçekten sağlıkla doğrudan alanıyla ilgiliyse kullanılması lazım ama doktorluk memlekette yani siyasetin yozlaşmasıyla doktor sayısının artışı aynı orandadır. Yani siyasetteki doktor. Evet. Yani sağlık doktorlarının siyasete girmesiyle siyasetin yozlaşması bence birbirini tetikleyen bir şeydir. Dolayısıyla orada hiç kullanılmaması lazım. Yani belki de şimdiye kadar bir hali programda konuştunuz. Belki de bu konuyu da ben de ilk defa birine sordum. İlk defa, evet. Doğrudur. Yani doktorlara alınmasınlar. Ben çok saygı duyarım doktorlara. Yani çok kutsal bir iş yapıyorlar. Ama doktor sayısının meclisimizde yüksek olması ve sağlık sorunlarının da aynı oranda yüksek olması ve siyasette etkili yerlere gelmiş doktorlara baktığımızda bence büyük çoğunluğunun mesleklerine dönmesinin daha uygun olduğunu. Peki. Hocam Sayın Yodak Başkanı ile ilgili konu. Hı-hı. Mahkemedeki konular bir yana. Hı-hı. Kapanmış mıdır DAVİ'nin son açıklaması ile birlikte? Hayır, DAVİ bize aslında denetlenmesi lazım. DAVİ'nin bu görevini yapmamasından ötürü. Ben kuruldan da karar çıktı görevini safsakladığı ile ilgili rektör. Polise verilmesiyle ilgili ama bence düzgün çalışan bir YÖDAK'ta DAVİ'nin denetlenmesi gerekiyor bu konuda. Uyarılması gerekiyor. Çünkü mesela bizlerle ilgili bütün bilgilerimiz kanıt oluşturulmak üzere başkan tarafından bir avukata verilirken DAVİ kurul kararıyla kendisinden istenmiş olan belgeleri bize kişisel veri diye vermemiş. Yani saçma sapan bir şey bu. Şeffaflık gereği bize danışmadan kendisinin bunu paylaşması gerekiyordu. Çünkü söz konusu kişi bütün ünvanlarını Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne almış. Yani bu Doğu Akdeniz'e yapılan büyük kötülüktür. Ben YÖDAK hadi tamam dün bugün kendini arayan bir kurum. Ama hocam ya bir şey söyleyeyim ya.
hakikaten bu akademik sıfat meselesi çok önemli buluyorum. Tabii. Tamam mı? Her ne kadar zaman zaman derler ki herhangi bir üniversitenin verdiği akademik ünvan o üniversitede geçerlidir. Yani bir başka üniversitenin onu ille daha kabul geçerli, etmesi gerekmiyor. Doğru, tabii. Ama tabii. Ya ilkokuldan başlayarak aynı akademik çatı altından gelip profesörlüğe kadar neredeyse ulaşan insanlar var. Aynı üniversitede tabii çok büyük sorunlar yaratan bir şey. Yani değilim yani... ya bir yerden diyelim ki akademik ünvanların tümü aynı üniversite ortamında olmaz hocam. Değilim tabii, yani. Tabii. Bu üniversitelerimizi... Bilim hiyerarşi tanımaz. Ama orada hiyerarşi oluşuyor. Yani çünkü... biz bunu herhangi bir üniversitemiz için hiçbirini Davü'den Davü'ye kadar bütün üniversitelerimi kastederek söylüyorum. Yani diyelim ki akademik ünvanlar, şeyde dahil, lisans dahil, oradan başlayarak, tümü profesörlüğe kadar, oraya kadar hocam, şey olmayacak. Tümünün aynı üniversite çatısı altında olmaz. Hatta ve hatta, bizim üniversitelerimizi önemsizleştirmek değil, bu ünvanlardan birinin de, yurt dışından diyerek, yani Türkiye'yi de işaret edelim hocam ya. Evet. Yani birazcık zahmet olsun doğru, ve densin doğru. ki buradandır. Yani zamanında Doktor Küçük kapısına yazdıydı doktor da, İsviçre'den mezun. Yani şimdi biz de kalkalım mı diyelim ki İngiltere'den profesör, Türkiye'den profesör. Siyasal İslam Ankara Üniversitesi'nden doğru. profesör, Kıbrıs'tan örnek vermeyeyim, filan okuldan profesör. Soralım mı senin profesörlüğün neredendir? Doğru. Ve bu bir kredibilite mi getirsin akademik sıfata? Yani zaten yani asıl olan kişinin kendi yaptığı çalışmalardır. Yani ürettikleridir. Dünyaya kattıklarıdır, bilime kattıklarıdır. Ünvanların çok bir önemi yoktur. Ama ve lakin bu ünvanların geçerliliğini, gerçekliğini, denkliğini araştıran YÖDAK kurumu da yasal olarak meclisten bu yetkiyi almıştır. Hocam ben sizinle tekrar program yapacağım yakında. DAÜ ile ilgili sorduğunuz soruya tekrar ediyorum. DAÜ'nün yapmış olduğu açıklama bir gazetenin verdiği soruya verdiği cevaptır. Bizim 28 Ekim'den beri bekleyen size hayır bir cevap yoktur. Hiçbir cevap vermemiştir. Ve nihai karar kurulda verilmiştir. 28 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderilmiştir. Bunu bu gerçektir. Bir nihai karar. Aslında Cumhurbaşkanı buradan yola çıkıp Mehmet'in meselesi değil yani buradan yola çıkıp evet. Burada bilgi edinmesi gereken Cumhurbaşkanı'nın yeterince elemanı mevcuttur. Tabii ki. Sıfatları farklı olsa tabii da. Ki. Onlar üzerinden bu bilgileri ulaşmalı. Yani bu çünkü bir kurum siz bu tartışma bizim YÖDAK gibi bir kurumsal yapımızın prestiji ve itibarıyla alakalıdır. Üniversiteler itibarıyla. Dolayısıyla bu konunun açığa çıkıp çıkmaması, birinin başarılı olup olmaması, birinin kıçının üstüne oturup oturmaması meselesi değil. Ahmet'in Mehmet'in hiç değil. Bu kurumsal bir şeydir. Bu YÖDAK kurumunun kendi yasalarıyla, tüzükleriyle bir hareketidir ve biliyor musunuz, üst organdır. Ortaya öyle bir sonuç çıkacak ki çıkacaksınız. Biliyorsunuz bir karşılaşmada, bir spor müsabakasında en önemli olan ya da seçimde herkes bakar yarışta kaybedenin tebrik edip etmemesi çok önemli bir kriterdir. Siz bunu ileri zaten siz bunu bir maç gibi de görmüyorsunuz. Yok. Görmüyorsunuz. Asla. Açığa çıkmış çıkar Mehmet Hasküler der ki gurur duyuyoruz. Çabalarımız sonuç vermiştir. Sayın Avcı'nın diplomasının ve bütün akademik ünvanlarının geçerliliği ile ilgili en küçük kuşku kalmamıştır. Tabii biz söyledik, örelim, çıkalım beraber ama yapalım kapıdan, kapansın bu. Ekim ayı, Kasım ayı. Çıkalım hep beraber, konuşalım burada. Peki hocam, 8 sene önce YÖDAK'ta görev aldığınızda kaç üniversite vardı? Aktif. 6, 7. Evet. 8 sene sonra kaç üniversite 21. var? 21. 6. 7. 8 de olabilir. 8. 8 hocam. 8. 13 üniversite. 8'den 16'ya %100. Evet.
16'dan 24'e geleceğim. 21 idi. Evet. %200 tabii. Arttı. Arttı, doğrudur. Peki yüksek öğretim bir sektör müdür? Bence değildir. Bir alandır. Biz akademikler sektör olarak bakmamamız gerekiyor. Ama eğitim yatırımcıları veya devletin siyasi karar vericileri buna sektör olarak bakabilirler. Biz alan olarak bakıyoruz. Yüksek öğretim alanı daha doğru bir tarif olur. Fakat bizim dünyada şu anda 21 üniversiteye ulaştık ama bilime katkımız çerçevesinde çok düşük seviyede. Peki yayınlar konusu? Yayınlar da bir yere kadar bence anlamlıdır. Bir yerden sonra anlamsızdır. Çünkü evet puanlar alınıyor, atıf sayıları bellidir. Bunlar belki üniversiteleri bir yerlere zıplatıyor ama bizim devletin üniversiteler arasında bir sınıflamaya gitmesi gerekiyor. Hocam, yani bilim üreten üniversiteler, teknoloji üreten üniversiteler ile öğrenci kabul eden üniversiteler. Yani ikisini ayırmaz isek, iki sınıflandırmaya gitmez isek, üniversitelerimizin kalitesiyle ilgili, küresel rekabetle ilgili, pandemiden sonra başlayan yepyeni bölümlerle ilgili hep aynı kaygıyla hareket edecek. Hocam, ben gazeteciyim. Ve çok konuda az şey bilirim. Ben yarışmam. Yani sizin uzmanlığınız. Çok konuda az şey bilmiyorsunuz. Çok konuda doğru şeyler biliyorsunuz. Hayır. Az şey biliyorum diyorsam öncelikle doğruluk süzgecinden tabii geçiriyorum ve evet, doğruluğuna inandığım ve doğruluğunu kanıtlayabildiğim tabii bilgiler. Evet. Yani tabii bana göre doğru yoktur. Doğrudur. Doğru tektir. Hı-hı. Tamam mı? Bu çerçevede baktığımız zaman görüyor, siz bana onu şey soracaktım. O quiz bir şeyler var, bir sıralama var. Hı-hı. İngiltere odaklı. Hı-hı, hı-hı. Bir adı var. Kuyulu bir şeylerdir. Neyse. Hı-hı. Ve öğrendim ya ki oraları da artık şeyi yayınlara göreydi ya. Hı-hı. Öğrendiler o şu, biz gene yayınlara da yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Hı-hı. Bulaştırdık. Doğrudur. Yani biz neredeyse dergi satın aldık. Uluslararası geçerliliği olan dergi satın aldık. Ve dergiyi yayın bakımından pazarlamaya başladık. Ve getir, ver 4000 euroyu, basalım senin yayını. Hı-hı. Sen de, ama dergi de o uluslararası listelerdedir. Aldık, oradan bir dükkan açtık. Yani dükkan açıp arasında da dükkan açar gibi açtık. Tamam mı? İnsanlar fark etti ve yanılmıyorsam şimdi puanını düşürttüler. Hem dergileri de çıkardılar. O tabii çıkardılar. O yayınları çıkardılar ama şu da var hocam. Evet. Yani eskiden yayınlar o üniversitenin sıralamadaki yerini belirledi. Yanılmıyorsam ya yapıldı ya yapılmakta olan bir yerde okumuştum ben. Hı-hı. Yayınların payını bir üniversitenin sıralamasında yayınların payını %20'ye düşürdüler. Onun dışında da başka kriterleri eklediler tabii ki onu öyle kolay kolay kandırmasyon yapamam. Doğrudur. Doğrudur. Tabii yani hocam, biz Allah razı olsun tamamdır. 21 üniversite 100 bin civarında öğrenci. Hı hı. Bu öğrencilerin ne kadarının öğrenci olup yani gazetelerin haber sayfalarına baktığınız zaman İyi ki yazmazlar filan üniversitenin öğrencisi diye bir de haberleri ekleseler durumumuz daha vahim olacak. Tabii. Peki yani biz üniversitelerin sayısal çoğaldık mı? Nitelik. Nitelik tabii, her zaman için yani nitelik. Yani biz öğrenelim, 21 üniversitemiz var. 21 üniversiteyle övünülmez. 21 üniversitenin içerisinde övünç duyabileceğimiz işler yapan üniversiteler kesin var. Kesin var. Üniversitelerin içerisinde teknolojiye, araştırmaya ve yaptığı yayınlarla dünyada ses getirebilecek çok sayıda insanlar var. Ama burada bence devletin, yani çünkü iki tane kamu üniversitesi var, iki tanesi de Türkiye'den kamu üniversitesi, gerisi özel. Bu özellere teşvikler verilecekse bu teşviklerin bilime katkı yapmalarıyla örtüştürülmesi gerekir. Bilim politikası yok yani ülkemizin. Bakınız, ben 2011'di. Yani üniversitelerle ilgim ta oradan. 2011'de
bir şekilde Sayın Eroğlu'na, 3. Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapıyorduk. Kıbrıs Uluslar Bilimler Akademisi'ni önerdik. Yasasını da hazırladık. 5 milyon dolara yakın para da bulduk Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan, Türkiye'den. Dünyadaki bütün bilim adamlarını toplayacaktık yasayla. Sadece Türkleri değil, bütün Kıbrıs'la ilgilenmeyen ve Rumları da alacaktık. Kıbrıs Uluslar Bilimler Akademisi, Kuba. Hala yasası duruyor. Ve bunları seçilen, önce atayacaktı Cumhurbaşkanı ve işte Eğitim Bakanı, eğer yasada ve yeri varsa. Ve bunlar da 5 veya 10 Rum ve Yunan'ı da alacaklardı. Ve bilimin adresi Lefkoşa olacaktı. Sonra bunu Sayın Akıncı ilgilendi biraz ama orada da olmadı. Ne oldu biliyor musunuz? 2018 Şubat'ında, Güney'de de yoktu, Anastasiades kurdu benzer bir isimde. Yani dolayısıyla... Ama yani bunu yaparsak kaç oy kazanırdık? Bu oy ve kazandırmaz. Seçimlerde. Bu oy kazandırmaz. Bu bize uluslararası alanda görünürlük kazandırır. Yani mesela Makedonya Bilimler Akademisi. Hocam 3 dakikamız kaldı. Makedonya Bilimler Akademisi. Azerbaycan'da Bakü Bilimler Akademisi. 3 dakikamız tamam, kaldı. Evet. Tezli nedir bilirsiniz? Tezli. Evet. Bilirsiniz. Yani ticari taksi. Ha evet. Sanayide arsa alırsanız. Evet. O da başka, benzin istasyonu izni alırsanız. Evet. Bir de üniversite ön açma izni alırsanız. Yes. Yani şimdi T izni satar gibi. Evet. Üniversite izni satılması sizin gibi bilime, hı hı, ömrünü adamış birini hiç rahatsız etmez. Etmez mi Hasan Bey? Eder tabii. Ön açma izni var. Sayısını bilmediğimiz kadar. Yani ben sayısını bilmiyorum. Peki ya, rahatsızsınız. Bunları bakanlık veriyordu biliyorsunuz. 2017'de yasa şimdi değişti. Şeye, üniversite, meclis veriyor. Meclis hiç vermiyor. Ama eskiden alınanlar durur. 2017'den beri meclis... Ama eski alınmışlar... Tabii. Şey 6 diyor. Yıldır hiç üniversite kurulmadı. Başvurular var. Bir sorucuk sana sorayım size. Ben bilmem ha. Hı-hı. Hakikaten bilmem. Ben de bilmeyebilirim. Hayır, ben bazı soruların cevaplarını. Dünyada kurucu rektör diye bir sıfat var mı? Vallahi Türkiye'de yok. Hı? Ama Türkiye'de yok. Yani bir ara tartışılıyordu. Ha, yok yani ve yasada. Rektörün, yasada da yer yok. Hocam, rektörün ne kriterleri var? Rektörün bellidir kriterleri. Yani, nedir mesela? 5 yıllık profesör olacak, şu bilimde katkısı olacak, bilim tamam. Öğrenci olacak. Şu deseniz bilim... ki kurucu rektör de rektör vasıflarında olacak. Amenna. Kabul ettim. Doğru. Çok rahat, hiçbir akademi bilmem herhalde, bu rektörün vasıflarına sahip olmayan biri nasıl kurucu rektör olur? İşte bize özgü bir şey herhalde bu. Yasada da yeri yoktur böyle bir şeyin. Nasıl yeri yoktur? Yoktur, kurucu rektörlük diye bir şey yoktur yasada. Nasıl vermiş, lifetime, ömür boyu şeyden geçermiş bunlar. Tamam. Sanki da şeker bir şeydir. Belki bir VIP'den geçermiş. Özel yasayla şey yapmışlardır. Saygı duyuyorlardır. Belki o hakkı kazanmak için yapılmıştır ama ben bilmiyorum yani. Belki benim cahilliğime bağışlayın. Cahillik bilmiyorum. Meselesi benim size sorduğum. Hazmeder misiniz bunları? Bunlar tabii ki şimdi hazmedilmez ama burada bence üzerinde düşünülmesi gereken konu bu sıfatlar değil. Bizim dünya bilimine yaptığımız katkıdır. Bir başarı örneği var üniversitelerde. Bu başarı örneğini biz kendimizi, Kıbrıs Türk'ünü belki de elimizde yegane kurumsal varlığımızdır uluslararasılaşma bakımından. Bunu siyasi karar vericilerin bundan habersiz olduklarını ben günlük açıklamalarından görüyorum. Büyük çoğunluğu solu sağı farkında değiller bunu. 8 sene YÖD'a katkı yaptınız. Devam edip etmeyeceğinizle ilgili bir kanaatim yok. O bir süreç meselesidir. YÖD'le ilgili bitti. Bitti. Tabii. Hakkınızı helal ettiniz mi? Neyi? Hakkınızı helal eder misiniz? Ederim tabii. Sonuna kadar. Yani sıkıntı yok. Yani 8 senem yazıklar olsun demezsiniz. Demeyiz tabii. Çünkü sonuçta bazı şeyleri yapabildik, bazı şeyleri yapamadık. Uluslararasılaşma konusunda keşke Avrupa Akreditasyonlar Birliği'nden, gözlemci statüsünden asli üyeliğe geçmiş olsaydık. Bakınız çok önemlidir bu.
ciddi bir şekilde bundan sonraki üniversitelerin bunlara yönelmesi lazım. Neden? Çünkü YÖK'ün bir tık üstüne çıkıyorsunuz. Tamam hocam. ENKA'ya üye olarak. Peki. Sorucum daha. Buyurun. Mehmet hocam ya, o 8 sene gittin geldin bu YÖK'a. Ne yaptın diye bir soru sorsalar. Evet. Böyle geriye dönüp baktığında ışıltılı yaptığın işlerden bir tane söyle deseler neyi söylersiniz? Ne katkı yaptınız YÖK'a? Vallahi ne katkı yaptım? Şeyin 2000 pandemi öncesiydi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Moskova'dan üniversiteden bir hanımefendi. Sonra şeyden Yunus Emre Enstitüsü'nden bayağı güçlü isimlerle bilim diplomasisi konulu bir konferans düzenledik. Sayın 4. Cumhurbaşkanı Akıncı, ana muhalefet lideri Tufan Necürman, Sayın Başbakan da o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız da bir cenazeye gideceği için katılamadı. Böyle bir etkinlik vardı. Bu önemliydi bizim farkındalık açısından. Bunu söyleyebilirim. Çok fazla uluslararası toplantıya iştirak ettik. Temsil etmeye çalıştık. En son yazın Türk devletleri en fazla gurur duyduğum Türk Devletleri Üniversiteleri Birliği var. Yani bizim gözlemci statüsü olduğumuz yer. Oradan da bütün üniversitelere ücretsiz, Macaristan'da sadece 4 üniversite, bütün üniversiteleri koyduk. Henüz buna adım atan olmadı. Siyasilerin adım atması gerekiyor. Orada da bir ıspor öğretmenimizi belli bir dolar maaşıyla orada Macaristan'dan gelenle, Kırgızistan'dan gelenle, Azerbaycan'dan gelenle aynı ortamda istihdam edilme şansı oldu. Bunlarla ilgili aklıma gelmez başka şeyler. Yayınlarımızı yaptık, kitaplarımızı yayınladık. Ya, mutlu musun hayatta? Çok mutluyum tabii. Ben insanlara mutlu olmak için ne önerin? Bisikletimle gittim, bisikletimle çıkıyorum. Ve bu önemlidir. Bisikletimi yeniledim. Yani daha hızlı koşsun diye. Onun dışında bir şeyim olmadı. Çantanızı çapraz takar mısın? Ya, takarım. Takarım, çapraz takarım. Aklıma gelmiyor. Sevgili bu. Hocam, sizi böyle soyadımız karıştırılır. Bir şey değil. Gurur duyarım, aynen. Keyif alırım yarıştırılmasından. Aynen. İyi ki varsınız. Sizin, biz de aynı şeyi temenni söyleyebiliriz. Şunu söyledim, sana. Biraz önce sevgili Özerkan'la ile biraz sohbet ettik yayından önce. Dedim ki bak, yazı yaparak ve yaptığımız herhangi bir iş, iki işe yarasın. Ya takdir etsinler, doğrudur desinler, ya ölüsünün koca körüdür desinler. Eğer yazılan ve yapılan işlerin hiçbir tadı, lezzeti ve rengi yoksa, hiçbir işe yaramıyorsa, düşündürmeye yaramıyorsa, yazılmamıştır ve yapılmamıştır. Eğer Mehmet Hasküler konuşuluyorsa, tavşanın bilmem nesi değildir. İyi ki varsınız. Sizi teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. YÖK'a ben üniversite sahibi değilim ama üniversite dünyamıza 8 yıl yaptığınız katkıyı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ve toplum adına hakkınızı helal edin derim. Helal ettik gitti topluma. Tamamdır. Tabii ki. Peki, helali hoş olsun. Evet, programın sonuna geldik. Konuştuğumuz konular ciddi meselelerdir. Ciddi meselelerdir. Ve ha üniversite, ha ne diyeyim, arasında dükkan desem oradaki esnafa saygısızlık olur. Bandaburya'da dükkan desem Bandaburya'daki esnafa saygısızlık olur. Ama ayağı düşürüyoruz gibi geliyor bana. Ayağı düşürüyoruz. Ve insanların kazanma hırsı, kontrol etmezseniz toplumsal düşünceyi çok geriye iter. Şu önemli bir meseledir. Kişisel çıkarlar zümresel çıkarlardan, zümresel çıkarlar toplumsal çıkarlardan değerli olamaz. Eğer zümresel çıkarlar toplumsal çıkarlardan, kişisel çıkarlar zümresel çıkarlardan da daha değerlidir derseniz ne olursunuz? Aha şimdi başımıza gelen olur. Öyle bir çıkmaz sokakta hızından giderik ki 3 point yapıp geri dönmek bile zorlaşıyor. Hadi bay bay.